Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi 4. sınıf Türkçe dersinden yapı bilgisi konusuna giriş yapacağız. Konumuz kök ve ek. Çocuklar, Türkçe kelimeler temel olarak iki bölümden oluşur. Bunların birincisi kök, diğeri ise ektir. Kök, kelimelerin kendi anlamlarıyla ilgili en küçük parçacıklarına kök denir. Ek ise tek başlarına anlamları olmayan ve cümle içinde sözcük olarak kullanılmayan, ancak sözcüğün sonuna gelerek anlam ve görev belirleyen ses parçacıklarına verilen isimdir çocuklar. Şimdi kökleri biraz daha detaylı inceleyelim. Az önce de bu tanımı yapmıştık. Kelimelerin kendi anlamlarıyla ilgili en küçük parçacıklarına kök denir. Buradaki kendi anlamlarıyla ilgili kavramı çok önemli çocuklar. Şimdi kelimenin en küçük veya en anlamlı en küçük parçacığı kök olarak tanımlanabilir. Fakat her kelimedeki anlamlı en küçük parçacık o kelimenin kökü olmayabilir. Çünkü kelimenin köküyle kelimenin bütünü arasında anlamsal bir ilişki olmalıdır. Bunu az sonra yapacağımız örneklerde daha iyi anlayacaksınız. El, koş, mavi, güzel, İyi ve oku kök halinde bulunan sözcüklerdir çocuklar. Evet, kök nasıl bulunur? Bir kelimenin kökünü nasıl bulacağız? Bunu örnekle anlatmaya çalışayım size. Şimdi koşucu kelimesi. Bu kelimenin kökünü bulmak için kelimenin ilk harfinden başlayarak tek tek diğer harfleri ekleyerek anlamlı en küçük parçayı bulmamız lazım. Fakat bulacağımız bu anlamlı küçük parçacığın kelimenin bütünüyle uyum içinde olması lazım. Bir ilişkisi olması lazım. Bakalım. Kelimemizin ilk harfi K. Bunu yazdık. K anlamsız. Yanına ikinci harfi getiriyoruz. O ko oldu. Ko da anlamsız bir parçacık. Üçüncü harfimizi getirdik. Koş. Evet. Koş. Koşmak anlamlı. Koşucu ile koşmak arasında da anlamsal bir bağ olduğu için koşucu kelimesinin kökü koştur çocuklar. Kökünü bulmuş olduk. Bir başka örneğe bakalım. Okuyucu. Yine ilk harfinden başlayarak incelemeye başlayalım. O. O üçüncü tekil şahıs. Zamir olarak da kullanıyoruz. O ile okuyucu arasında bir bağlantı var mı? Yok. Anlamlı olmasına rağmen kelimenin tamamıyla bir bağı olmadığı için biz bunu kelimenin kökü olarak kabul etmiyoruz. İkinci harfi ekledim. K harfi ok oldu. Ok da anlamlı bir kelime. Ama ok ile okuyucu arasında anlamsal bir bağlantı yoktur çocuklar. Yani bu oktur, bu da okuyucu. Okuma işini yapan kişi. Ok ile okuyucu arasında anlamsal bir bağ olmadığı için ok kelimesini, okuyucu kelimesinin kökü olarak kabul etmiyoruz. Üçüncü harfimizi ekliyoruz. Oku. Bu da anlamlı bir parçacık. Oku, okumak ile okuyucu arasında anlamsal bir ilişki var mı? Evet var. Öyleyse okuyucu kelimesinin kökü okudur. Yani her anlamlı küçük parçacık kelimenin kökü olmayabilir. Anlamsal bir ilişki içinde olmaları gerekir. Bunu da unutmayalım. Şimdi gelelim kök çeşitlerine. Türkçe'de iki çeşit kök vardır çocuklar. Birincisi isim kök, ikincisi fiil kök. İsim kök, İsim ve isim soylu köklere isim kök denir. İsim ve isim soylu kökler dediğimiz kök çeşidi, yani sonuna mekmak getiremediğimiz eklerdir, kelimelerdir. Mekmak ekini getiremediklerimiz isim veya isim soyludur. Bunlar isim kök olur. Örnek gün, mesela günmek olmaz. Ders, dersmek olmaz. Araba, arabamak uygun olmaz. Göz, gözmek. Gördüğünüz gibi bunlara mek, mak ekini getiremediğimiz için bunlar isim köktürler. Fiil kök ise iş, oluş, hareket bildiren kelimeler de fiiller ve fiillerin sonuna mek, mak ekini getirebiliyorduk. Fiillerden oluşan, yani sonuna mek, mak eki getirebileceğimiz köklere fiil kök denir. Örnek gel, gelmek, çalış, çalışmak, koş, koşmak. Yani burada gel, çalış ve koş fiil köktür çocuklar. Dikkat etmemiz gereken bir nokta var fiil kök, isim kök konusunda.
bazı sesteş sözcükler hem fiil hem de isim kök olabilir. Bu gibi durumlarda sözcüğün cümle içerisindeki anlamına bakmak gerekir. Çünkü sesteş sözcüklerin bir anlamı isim, diğer anlamı fiil olabilir çocuklar. Bunu anlamak için cümle içerisindeki kullanımına bakmamız lazım. Örneklerimize bakalım. Yüzümde sivilceler çıkmaya başladı. Yüzümde kelimesinin kökü yüz. Yüz sesteş bir kelimedir biliyorsunuz. Birden fazla anlamı vardır. Buradaki kullanımı surat anlamında kullanılmıştır. Yani isimdir. Öyleyse buradaki yüz kelimesi isim köktür çocuklar. Diğer cümlemize bakalım. Geçen yıl yüzmeyi öğrendim. Yüzmeyi öğrenmek. Buradaki yüz, yüzmek fiildir. Yani su içinde ilerleme davranışıdır. Yüzmek bir fiil olduğu için buradaki yüz fiil kök olarak kabul edilir. Gördüğünüz gibi yüzümde, suratımda anlamındaysa isim kök, yüzmek anlamındaysa ise fiil kök olarak kabul ettik. Yani sesteş kelimelere dikkat etmeliyiz. Cümledeki kullanımına bakarak karar verebiliriz kök çeşidine. Evet, şimdi gelelim ikinci yapı birimi eke. Ek nedir? Tek başlarına anlamları olmayan ve cümle içinde sözcük olarak kullanılmayan ancak sözcüğün sonuna gelerek anlam ve görev belirleyen ses parçacıklarına ek denir. Yani eklerin tek başına anlamı yoktur. Cümle içinde ayrı bir kelime değiller ama kelimelerin sonuna gelerek onların anlamını değiştirebilir, görevini değiştirebilir. Ekler bazen bir hece şeklinde, bazen de yalnızca sessiz bir harf yığını biçiminde olabilirler. Türkçe'de iki çeşit ek vardır. Tıpkı kökler gibi ekler de ikiye ayrılır çocuklar. Çekim ekleri ve yapım ekleri. Çocuklar, çekim eklerini incelemeye başlayalım. Çekim ekleri sözcüğün anlamını ve çeşidini değiştirmeyen ancak cümledeki görevini belirlemeye yarayan eklerdir. Çekim ekleri eklendiği kelimenin anlamını değiştirmez. Ancak görevini değiştirebilir, farklı görevler verebilir ama hangi varlıktan bahsediyorsa yine aynı varlığı ve aynı kavramı anlatmaya devam eder kelime. Anlamı değişmez. Yapım ekleri ise eklendiği sözcüğün anlamını değiştirir, bazen ise türünü değiştirir. Yani eklendiği kelimeden yeni kelimeler türetmeye yarar, yeni kelimeler yapar. O yüzden yapım ekidir. Yeni kelimeler türetip yaptığı için. Şimdi bunları biraz daha detaylı inceleyelim çocuklar. Çekim ekleri. Neydi çekim ekleri? Eklendiği kelimenin anlamını değiştirmeyen ekler. Hangi ekler çekim ekleri olarak kabul edilir? Sözcüğün anlamını ve çeşidini değiştirmeyen ancak cümledeki görevini belirlemeye yarayan eklerdir. Türkçe'de 11 tane çekim eki çeşidi vardır. Türkçe'de toplam 11 farklı çekim eki çeşidi vardır. Fakat biz 5. sınıf programı gereği bunların sadece 6 tanesini göreceğiz. Diğer 5 tanesini ilerleyen öğrenim hayatınızda göreceksiniz. Şimdi teker teker çekim eklerini inceleyelim. Çoğul ekleri. Çocuklar, ler ve lar eki. Bunlar çoğul ekleridir. Bu ekler eklendiği kelimenin anlamını değiştirmez ve çekim ekidir. Durum yani ismin hal ekleri. İ hali, e hali, d hali ve den halinde alınan ekler. Bunlar da yine çekim ekidir. Eklendiği kelimenin anlamını değiştirmiyor. Zaman ekleri. Dili geçmiş zaman ekleri, mişli geçmiş zaman ekleri, şimdiki zaman ekleri, gelecek zaman ekleri ve geniş zaman ekleri. Eklendikleri kelimenin anlamını değiştirmiyorlar. Olumsuzluk ekleri. Fiillere getirilen mema yani işin yapılmadığını veya yapılmayacağını belirten olumsuzluk ekleri yine çekim ekidir. Çünkü eklendiği kelimenin anlamını değiştirmiyor. Tamlama ekleri. Tamlayan ve tamlanan ekleri yani ın, in, un, ün ile ı, i, u, ü ekleri örneklerde de görebilirsiniz. Bunlar eklendiği kelimenin anlamını değiştirmediği için çekim eki olarak kabul edilir. Evet, bizim göreceğimiz son çekim eki çeşidi kişi ekleridir. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar fiilin gösterdiği işi kimin yaptığını belirten eklerdir. Bu ekler de yine eklendiği kelimenin anlamını değiştirmiyor. Çekim ekleri olarak kabul edilir. Yani 6 tane çekim ekini bu şekilde görebiliriz
Çoğul ekleri, durum ekleri, zaman ekleri, olumsuzluk ekleri, tamlama ekleri ve kişi ekleri. İkinci ek çeşidimiz yapım ekleri. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün bazen türünü, her zaman içinde anlamını değiştiren eklerdir. Bakın, anlamını kesinlikle değiştiriyor. Bazı durumlarda türünü de değiştiriyor. Az sonra detaylı göreceğiz ne demek istiyoruz türünü değiştirir derken. Bu ekler yeni kelimeler türetmeye yarar. Yeni kelimeleri yapmamıza yarar. Yani yapım eki yapıyor. Evet, 3 farklı çeşit yapım eki vardır. Yani yapım eklerini de 3'e ayırabiliriz. Birincisi, isimden isim yapan yapım ekleri. Çocuklar, bu ekler sadece anlamını değiştirir, yapısını değiştirmez. Yani örneklere bakalım. İsimden isim yapıyor. Bakın, yapısı burada isimdir. Yeni oluşan kelime de isimdir. Yani türünde bir değişiklik yok ama anlamı değişiyor. İnceleyelim. Tuz. Tuz nedir? Bir mineraldir. Yemekleri tatlandırma amaçlı kattığımız toz halinde bir mineral. Luk ekini getirdik. Ne oldu? Tuzluk. Tuzluk ise içine tuz konulan bir eşya. Şimdi tuz başka bir varlıktır. Tuzluk başka bir varlıktır. Gördüğünüz gibi anlamı değişti. Kahve bir bitkidir. Öğütülerek içecek yapılır. C ekini aldığı zaman kahveci. Kahveci kahve yapan veya kahve satan insan. Biri bir bitki veya içecek, diğeri ise bir insandır. Gördüğünüz gibi ikisi birbirinden farklı anlamdadır. Anlamı değişmiştir. O yüzden C bir yapım ekidir. Ama kahve de bir isimdir. Kahveci de bir isimdir. Tuz da bir isimdir. Tuzluk da bir isimdir. Türünde, yapısında bir türünde değişiklik yok. Yapısı değişiyor ama türünde bir değişiklik yok. Üçüncü örneğimize bakalım. Çiçek bir bitki. C ekini aldı, benzeşmeye uğrar. Çiçekçi oldu. Çiçekçi ise çiçek satan insan. Şimdi biri bir bitki, biri bir insan. Bakın anlamı değişti fakat türü değişmedi. Çiçek de isimdir, çiçekçi de isimdir. İsimden isim yaptı. Vatandaş. Vatan, işte yaşadığımız yurt. Daş ekini aldı, vatandaş. Aynı vatanda yaşayan kişiler anlamındadır. Biri bir toprak parçası veya bir olgudur. Diğeri insandan bahsediyor. İkisi farklı, anlamı değişti. Ama vatan da isimdir, vatandaş da isimdir. Odun, ağacın kesilmiş parçaları. Odun, lık ekini aldığı zaman, tabii sesli harfi değişime uğrar, odunluk olur. Odunluk ise odun konulan oda veya yer. Biri ağacın bir parçası, diğeri bir yer. Anlamı değişmiştir ama odun isimdir, odunluk da isimdir. Türü değişmemiştir. Son örneğimiz bencil. Ben kendim anlamındadır. Bencil ise sadece kendini düşünme davranışıdır. Biri bir davranış biçimidir, biri ise bir tanımdır kendim anlamında. Gördüğünüz gibi anlamı değişmiştir ama ikisi de isim soyludur. Türü değişmemiştir. Yani isimden isim yapan yapım ekleridir bunlar. Diğer bir yapım eki türümüze geçelim. İsimden fiil yapan yapım ekleri. Bakınız burada isme ek gelecek. Yeni bir kelime oluşacak ve o kelime isimden fiile dönüşecek. Bakalım örneklerimize. Baş, vücudun en üstteki kısmı. La ekini aldığında başla veya başlamak. Başlamak bir fiildir. Baş isimdir, başlamak fiildir. Bakın hem anlamı değişti hem türü değişti. Sula, su temel yaşam kaynağımız, içilebilir bir madde. La ekini aldı, sula, sulamak bir iştir. Su bir varlıktır, isimdir, sulamak bir fiildir. İsimden fiil yaptı. Hem anlamı değişti hem türü değişti. Yaş, A ekini aldığında yaşamak, yaş isim soyludur. Yaşamak fiildir. İsimden fiil yaptı. Sarı bir renktir. İsim soyludur. Sarı ar. Burada bir ünlü düşmesi olur. Sararmak fiildir. İsimden fiil oldu. Su, az önce bahsettik. Bir yaşam kaynağımız, bir madde, bir isim. Sağ ekini aldı. Susamak bir fiile dönüştü. Şimdi buna baktığınız zaman kelimenin kökü hangi varlığı anlatıyor? Yeni oluşan kelime hangi varlığı anlatıyor? Eğer farklı bir varlığa dönüşmüşse
Yapım eki almış demektir. Peki, isimden isim mi yoksa isimden fiil mi yaptığını nasıl anlayacağız? Köke bakacaksınız. Kök, ek almadan önce neydi? İsimdi. Yeni aldığında tekrar isim olmuşsa isimden isim yaptı demektir. Ama isimdi, ek aldığı zaman fiile dönüşmüşse isimden fiil yaptı demektir. Bunu bu şekilde çözümleyebilirsiniz. Son yapım eki çeşidimiz fiilden isim yapan yapım ekleri. Burada da çocuklar kelimenin kökü bir fiildir. Aldığı ekle anlamı değişiyor. Aynı zamanda türü de değişerek isime dönüşüyor. Bakalım. Sev, sevmek bir fiil. Gi ekini aldı. Sevgi bir duygu ismi. Bakın bir fiil de bir duygu ismine dönüşüyor. Sevmek fiil, sevgi isim. Hem anlamı değişti hem türü değişti. Fiildi, isim oldu. Fiilden isim yapan. Solumak fiildir. K ekini aldı. Soluk isim. Okumak bir fiildir. L ekini aldı. Okul, eğitim verilen bina veya kurum. Fiil isime dönüştü. Böl, bölmek fiildir. Bölen matematikte bir kavram, bir isim. Aç, açmak fiil. Açık isim soylu, isim köklü. Uç, uçmak fiil. Ak ekini aldı. Uçak, havada uçan bir taşıt ismine dönüştü. Fiilden isime dönüştü. Kızmak bir isimdir. Gın ekini aldı. Kızgın bir isme dönüştü. İsim soylu kelimeye dönüştü. Yazmak fiildir. Yazı bir isimdir. Hem anlamı değişiyor hem türü değişiyor. Fiil idi. Ek alarak isime dönüştüğünde o zaman ne oldu? Fiilden isim yapan ek aldı demektir çocuklar. Bu şekilde inceleyerek bunu öğrenebiliriz. Evet, yapı bilgisi konusunun, yapı bilgisi ünitesinin ilk konusu kök ve eklerdi çocuklar. Bugünkü dersimizde bunları gördük. Dersi izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler dilerim.